Herkese tekrardan merhabalar. Elden Ring'in 3. bölümüyle karşınızdayım. 1-2 ufak şey buldum. Onları size göstereceğim. Nasıl farm yapılacak? 3 aşağı 5 yukarı kendi öğrendiğim kadarıyla göstereceğim. Birkaç boss denemesi yapacağız. Boss da demeyelim aslında. Büyük yaratık denemesi yapacağız. O giremediğimiz bir kale vardı. Onu denemedim. Yayın dışı özellikle. Onu deneyeceğiz. Buyurun efendim, eğlenceli bir bölüm olacak. Abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Bir de yukarıda bir oynatma listesi bırakıyorum. Daha önceki 2 tane oynadığımız Elden Ring bölümünü izlemediyseniz oynatma listesine tıklayıp sıfırdan karakter oluşturarak başladığımız hikayeye devam edebilirsiniz. Lafı uzatmıyorum. Buyurun oyuna geçelim. Hoş geldiniz. Evet, şimdi haritayı bir açayım, size göstereyim bir saniye. Şimdi şu anda şuradayız. Yani burası Ellah Kilisesi'ydi. O kilisenin sol tarafındayız. Size bir şey göstereceğim. Ben kayıt dışı gezinirken buldum. Şu heykelin yanına geliyorsunuz. Buradan yukarıya çıkıyorsunuz. Heykelin elinin orada tıkladığınız zaman şu el kısmındaki kase yanıyor. Beyaz bir ışıkla tam şu karşıyı gösteriyor. Şimdi o karşıya bir gidelim. Bakalım neler var orada. Bir girdim, kapıyı araladım. Baktım ki içeride bir şeyler var. Sessiz girmek istemedim. O yüzden şimdi sizlerle beraber gireceğiz. Sen ne yapıyorsun sen? Şimdi şu kapı kapalı normalde. Bu kapıyı aralıyoruz, açıyoruz. Akabinden olan hiçbir yere girmedim, onu söyleyeyim. Şurayı açalım. Şimdi burada bir dinleneceğiz. Canımızı fullleyeceğiz. Seviye atlayabiliyor muyuz? Atlayamıyoruz. Tamam. Burada neler var, neler yok hiç bilmiyorum. Mesela bu abi kimdir? Ölmek, dünya ağacına dönmek demektir. Sabırlı ol, zamanı gelene ve kökler seni çağırana kadar. O kadar mı? Çok konuşkan bir abiymiş. Burada bir şeyler var. Hoppa! Lan! Sizi yamyamlar sizi. Vur vur. Sen. Kim köpeksin sen? Bu ne abi? Kök reçiniz. Bu ne? Ha, bu alınabilen bir şey değil. Okey. Burada alınabilen bir şeyimiz yok. Bu dayı hala konuşmuyor. Canımız biraz düştü ama. Hayda, ne kadar karışık böyle. Burada da bir şey. Bu ne? Mezarlık inci çiçeği. Lan hepsi bir işe yarıyordur mutlaka ama. Aç bakalım. Bir düzenek ile kilitlenmiş. Ve çok da gaza gelip aç bakalım dediklerse açamamak. Bir düzenek ile kilitlenmiş. Bir ses duydum yine ben. Şu yukarıdan ok atan arkadaşlar aşağı inebilirler mi acaba? Hadi diyelim ki inmezler. Biz yukarı nasıl çıkarız? Burada da mor bir çiçek var. Mezar menekşesi. Burası mezarlık da. Hakikaten şu yukarı nasıl çıkıyoruz ya? Burası ne? Aa, geçit. Hoppa. Lan. Lan oğlum, sen ateşe mi atıyorsun beni? Bir pot içme zamanımız geldi de geçiyor bile. Koş 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 koş. Anana avradım. Bu arkadaşı kapattık. Bu ne abi? Merhaba diyen konuşan kafa. Bunun için mi o kadar uğraştım ben?
Şuraya gir. Bir şey yakalandık ya. Bir tane daha hiç garanti olsun abicim. Lan! Bedavadan ölecekti. Sen çok işe yaramaz bir adamsın. Kapanır mısın? Anında burada bir şey daha var. Hop 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 hop. Bir dakika bir dakika. Bir dakika. Ya ama bir dakika, bunlar nasıl bir psikopat çıktılar ya. Bunlar nereden çıktı abi? Enteresan. Şimdi buralarda alacağımız hiçbir şey olmadığı için direkt oraya gideceğim. Aa, bu ateş tuzakları kapalı. Oh be. Kapattıklarımız kapalı kalıyor yani. Bak bak bak, yamyamları görüyorsunuz değil mi? Gelsenize lan. Bunları nasıl indireceğiz aşağıya? Tamam, bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Bir müsaade, bir müsaade edersen. İksirimizi de içtik abicim. Çatallı balta diye bir şey bu arada. Boyuna kanama hasarı vermeye devam ediyor. Şurada bir yerde bir merdiven mi gördüm? Buraya girmeden önce miydi? Şurada. Tırmanılabiliyor mu? Tırmanılıyor. Aa. Ölürsek sevinirim. Vay yam yam vay. Kaçtı ya lan. Öldürdükten sonra da boş boş. Çünkü bunlar az önce biz aşağıdayken tabii yukarıdan aşağı atlayanlar. Ya şunların içinden bir şey çıkma ihtimali var mı yok mu hiç bilmiyorum. Gel. Gel babacım gel. Oo, uzaktan atıyor bir şeyler. Bir daha at. Bak gör ne yapıyorum ben sana. Bir iksir daha içeriz. Şunu da aldık. Bu ne? Ruh çağırmak. Ruh çağırmak zil ile farklı ruhlar çağırmak için kullanabilirsin. Çağırmak genellikle enerji puanı harcar. Tek seferde sadece bir tür ruh çağırabilirsin. Çok oyunculu modda ruh çağıramazsın diyor. Çok oyunculu modda oynamıyoruz. Başıboş soylu külleri. Aa, bu arada. Çok özür dilerim. O hani bir cadı çıkması gerekiyor diyordum. O cadı çıkmadığı için bu ruhları çağıramıyoruz. Onu da nasıl çıkacağını öğrendim. Şimdi onu da size göstereyim. İn abi in. Heh, tamam.
Bir tane daha mı vardı ateş? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Burayı da yaptık. Tamam, burası bitti o zaman herhalde. Hoppa! Ya kanama atıyorlar, o çok kötü. Bu abi bizi takip etmiş, sonra orada bir yerde bırakmış bizi. Bunları zaten öldürdük az önce. Hadi şunu tekrar alalım. Şurada da vardı sanki bir tane. Yokmuş, yanlış hatırlıyormuşum. Hoppa. Ama ben sizi öldürdüm az önce sanki. Burası değilmiş demek burası. Peki burası hala bir düzenek tarafından kilitli mi? Hala kilitli. Buradaki düzeneği nasıl açıyoruz ki? Şunlara falan vurduğumuzda bir şey olur mu? Yok, hayır. Tamam. Düzenek göremedik. Bulursam şayet ki o düzenek falan nedir diye sizlere illaki gösteririm. Çağıralım Torrent'i. Şimdi normalde burada şöyle göstereyim. Zaman geçir diyorduk. Geceye kadar dediğimizde şurada çıkması gereken cadıt çıkmıyordu. Ben birkaç kere denedim gece yapıp çıkartmayı. Baktım ki çıkmıyor. Gittim. Orada karşıda atlı bir tane süvari var ya. Ya hiç fark etmez neye öldünüz veya kime öldünüz. Gidiyorsunuz, bir kişiye ölüyorsunuz. Tekrar buradan canlanıyorsunuz gece ve karşınızda çıkıyor. Şimdi tekrar deniyorum şansımı gece yapmayı. Çıkarsa sizlerle beraber zaten göreceğiz. Çıkmazsa... Bakın çıkmadı, gördünüz mü? Mesela şu anda gece ama yok. Şimdi hemen gidiyoruz. Ölmek için güzel bir gece diyoruz. Nerede o beygir? Arasan üstüne çıkar seni sürekli. Şimdi bulamadım. Koş. Evet. Bir ara bununla aslında kapıştım da biraz canı düşmüş ama şimdi olmadı. O çok ilerisinin herhalde ya. Bilmiyorum. Bakın çıktı. Hemen gidip konuşalım. Bunu da sizle beraber göstermiş olduğum için mutluyum. Çünkü ben öyle bir rastgele gezinmek için girdiğimde çıktı. Böyle öldüğümde. İnşallah dedim kayıtta da çıkar ama çıktı. Konuş diye bakalım. Seninle tanışmak bir zevk lekelenmiş. Ben Cadı Renna. Ruhani bineği binen bir lekelenmişten bahsedildiğini duymuştum. Biz ve görünüşe göre söz konusu lekelenmiş sensin. Evet, biz bineğe binmeyi biliyoruz. Güce hükmeden sendin değil mi? Ruhani binek fırtınayı çağırmak için... Ruhani bineği çağırabilirim tabi. Ah, beklediğim gibi. Bu iş bana bırakılmıştı senin için. Fırtınanın eski sahibi tarafından. Ruh çağırma zili. Süper. Ve yalnız kurt külleri verdi bize. Bu ruhları çağıran bir çan.
Dünya ağacında dönmemiş küllerden olanları bununla çağır. Geçmişteki savaşları anımsayan ruhlar sana hemen itaat edecektir. Süper. Bu artık senin, dilediğini yapman için. Teşekkür ediyorum. Daha başka konuşacağımız var mı? Araya girdiğim için affet, lekelenmiş. Tekrar görüşeceğimizi sanmıyorum. Yine de Araf toprakları öğren. Merak ediyorum, acaba ne kadar sürecek? Lekelenmişin ikiz parmaklara boyun eğmekten sıkılması. Ablam gitti. Biz ne yapıyoruz? Rünlerimizi almaya gidiyoruz geri. Hadi Torrent. Rünlerimizi aldık. Şimdi şöyle bir uzaklaşalım şu arkadaştan. Şimdi bunu nasıl çağırıyoruz? Önemli olan o. Hop, bir dakika, çok özür dilerim. Ekipman. Abi ara geliyor sandım ya. Korktum da çıktım. Şuraya mı koyacağız? Başıboş soylu mu, kurt mu? Kurt diyelim bakalım. Şimdi şuradan şöyle. Evet. Oy 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 oy. Hadi oğlum. Hop 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 hop. Ah be. Olsun, biraz daha güçlenirsek atla savaşmayı da birazcık öğrenebilirsek, onu daha tam öğrenemedik. Ya bu abi öldürürüz. Güzel, sevdim. Şimdi gidip tekrar rünlerimizi alalım. O abi tam olarak rünlerimizin üzerinde geziyor şu anda. Hayır! Dur. Uza abicim, uza uza. Hiç gerek yok o aksiyonu. Koş Torrent. Koş babacım. Koş 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 koş. Bitti. Vur bakalım bir tane. Dene bakalım bir şansını. Bu arada burada, şimdi hemen size onu da göstereyim çok hızlı bir şekilde. Ya çok yavaş yavaş ilerliyoruz ama gerçekten bu oyunda böyle paldır küldür gidecek bir oyun değilmiş gibi geliyor bana. Şimdi bakın, bu arkadaşları öldürdüm. Bayağı bir gezindim ben buralarda. Bu abilerin hepsi bir rün puanı veriyor. Az ya da çok. Bu sizin sabrınıza bağlı birazcık.
Sen nereden fark ettin beni ya? Ben fark etmedim daha kendimi. Gel, Icarus gel. Ayrıca şöyle bir şey söyleyeyim. Bakın şimdiki loot'ta da belki çıkar. Ya, kısa ok çıktı. Bunlardan demirci taşı çıktı bayağı bir. Yani demirci taşı kasmak isterseniz olabilir. Ne yapıyorsun sen burada? Ne yapıyorsun sen burada? Buranın da şu binanın altında biliyorsunuz şey var. Bir sandık var. Sandıktan da bir şey çıkmıştı. Materyal. Daha henüz onun da ne işe yaradığını anlayamadık ama. Hadi bak. Burayı ne kadar zor geçtiğimizi ya da ne kadar zorlanarak savaştığımızı hatırlıyorsunuz. Şimdi ben size birkaç pratik yöntem göstereceğim burada. En bence mantıklısı bu arada gizlilikle yok etmek burayı. Hiç boşu boşuna o kadar savaşmaya, aksiyona gerek yok. En önemlisi de şu borazanlıyı öldürmek bu arada. O borazanlı borazanını çaldığı anda hepsi birden toplaşıyor böyle. Hiç gerek yok. Tamam, şu borazanlı abi arkasını döndü. Şurada bir arkasını dönmüş arkadaş var. Karşısında da bir abi var bunun. Artık ezberledim burayı artık. Vur babacım. Vur babacım da kafanı gözünü bir keseyim senin. Tekrar çömeldik. Burada şey kastım bu arada. Exp kastım yani. Size de gösteriyorum şu anda ne yaptığımı. Daha damage taşı çıktı, gördünüz mü? İçinde. Damage taşıyla silahları artı 3'e kadar basabiliyorsunuz. Ya buralarda hem exp kasarsınız hem damage taşı kasarsınız. Şu karşıda göstermiş olduğum vagonun içinden şu an elimde tuttuğum longsword çıkıyor. Onu alabilirsiniz. Bu arada şöyle bir şey var. Onu da size söyleyeyim. Ya ben bu kılıç ve kalkancı abiyle oynamaya çalıştım. Vagabond'tu galiba, yanlışım yoksa da. İnternette her yerde şu söyleniyor. Başlarken Vagabond'la başlayın. Başlarken Vagabond'la başlayın. İyi güzel de Vagabond rehberi yok. Vagabond nasıl oynanır? Vagabond'un itemleri, silahları nedir? Hiçbirisi yok. Kısa ok. Parça et. Kısa ok. Çök. Şurada bir tane abi vardı. O da gelmiş mi bize? Gelmiş. Şunun arkasında da birisi vardı galiba. Yokmuş. Ya da gelmiş. Şimdi bu kılıçlı abiye de bir suikast yapacağız. Bu bir kere de tabii ki ölmüyor ama bunu da ne kadar çok uğraştığımızı hatırlıyorsunuz değil mi? Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Güle güle. Güle güle.
Geleceğim mi? Bak seni kocaman abi öldürdük. Ben olsam gelmezdim. O abi öldüyse benim ne işim var orada derdim. Kesinlikle yani ufak tefek seviye atlayışlarınız, item bulmanız çok şey değiştiriyor oyunda. Burada yine iki tane var. Hadi gizlilik dedik. Gizlilikten devam edelim. Şimdi gelsinler bakalım bir. Hop. Eğilmekten bazen kalkıyor. Şimdi sessiz sessiz şu abinin gelişini bekleyeceğiz. Ya çıkıp Patakütte de öldürebiliriz. Ben şu an sadece size basit bir şekilde şu meydanı temizlemeyi gösteriyorum. Ya arkadaş. O kadar gizlilik yaptık ama en sonunda abiye fark ettirdik kendimizi ya. Şu mızrakları zaten hele hiç sevmiyorum. Onu da fark ettirdik kendimiz. Siz fark ettirtmeyin. Arkadan sinsi gelip bıçağa sokun abi. Sonra buralar okey. Şimdi bir şey daha göstereceğim. Bu da çok basit bir şey öldürmesi. Atı aldık. Gidiyoruz. Şurada bir atlı abi var. Bak karşıda görüyorsunuz. Bu da güzel. Ya bir salar mısın? Heh. Bu abi de güzel bir şey veriyor. Experience veriyor. Atın üstündeyken de çok kolay ölüyor. O kadar basit. Belki atla değilken zordur da. Seni göremiyoruz. Geçen bölümde göremedik. Hala da seni göremiyoruz abi. Yoksun sen. Torrent gel bakalım. Aklım çıktı. Evin içinde gezen bir şey var sandım. Elektrik süpürgesi gelmiş. Şurada şöyle bir dinlenelim. O bu arada buraları temizlesin. Yoksa çok fazla ses yapacak bize. Çok özür diliyorum bu ses içinde. Süpürge işini bitirdikten sonra geri döneceğiz efendim. Şimdi kayıt dışında bu kalenin içine ben bir kere girmişim maalesef ki. O yüzden sizlerle beraber de kayıt dışında bir kere yapalım o görevi. Görevi demeyelim, daha doğrusu buraya girelim. Çağır kurtları da. Çok güzel. Şimdi dev gelecek. Aynen. Hop hop hop, sakin sakin sakin. Hop sakin sakin sakin, yapma. Yapma. O kılıcı bir yerine sok. O kılıcı bir yerine sok. Of. Hayır, hayır, hayır. Çok vuracak gibiydi. Aman 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 aman. Aman 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 aman. Evet, dev arkadaşın sonu. Şimdi okçuları temizleme vakti. Şu arkadaşları temizleme vakti. Siz de gidin, sizi. Siz hala yaşıyor musunuz siz hala?
Tertemiz. Oh. Şu da girdim de tekrardan çıktım. Bir şey değil yani. Evet, şimdi buradaki devi öldürdük. Şu ortada bir tane şey vardı bu arada. Yanan ışıklı bir şey. Dedim ya ne düşecek acaba buradan diye. Et çıktı. Ben burada aslında çok ümitliydim. Düzgün bir loot alacağız diye. Yağmalar mısın? Ok çıktı. Kısacası bu bölgeden loot çıkmıyor. Onu söyleyelim. Şimdi burada birkaç arkadaş var. Ne yapıyorsunuz kurtlar? Siz ne yapıyorsunuz oğlum orada? Sahip burada savaşıyor. Siz orada otlanıyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Kemik mi buldunuz, kovalıyorsunuz? Neyse, devam ediyoruz. Sonra ne yaptığımı tek tek anlatıyorum size. Sonra şu ağacın altında altın ruh var. Mutlaka şöyle küçük ağaçları gördüğünüz zaman altındaki altın ruhu alın. Devam ediyoruz. Bizim kurtlar yok ama piyasada el alemin kurdu geliyor. Buradaki bu kurt tuzağını da atlattıktan sonra hemen şurada dinlenmek için ve buraya tekrardan gelebilmek için o ortadaki hengameyi şey yapmadan, uğraşmadan oradaki hengameyle akabinden burada dinlendikten sonra geldik, bu ablayla konuştuk. Bu abla bize neler verdi? Hemen envanteri açıyorum size. Şu şeyi verdi. Hayalet denizaltı külleri. Bu aynı kurtlar gibi bir ruh çıkartma şeyi. Bu arada bu kurtlar çok fazla şey puan harcıyormuş. Bu daha az puan harcıyormuş. Her neyse. Bu abla bunları veriyor. Akabinden şurada bir abi var. Kesinlikle buraya atlamayın. Kesinlikle. Bu abinin elinden bunu da görebilir miyiz envanterde? Bakıyorum şimdi hemen sizler için. Aynen şu. Taş kılıç anahtarı. Bu taş kılıç anahtarı çok önemli. Taş kılıç anahtarını alıyorsunuz bu abinin elinden. Onunla gizli kapıları açabiliyorsunuz. O kapıları açmak için bu anahtar çok önemli. Şurada bir puan var. Onu alalım. Experience. Şurada da var. Onu da alırım. Niye almayayım ki? Çok iyi. Ağaç ve canavar cübbesi. Zincir perdeli cübbe. Özellikle gösterdi niyeyse. Tamam, ürünümüzü de aldık. Akabinden ileride biraz daha işler karışıyor bu arada. Şöyle geldik. Hatta torrent'a binelim. Niye uğraşıyoruz böyle ya? Gel torrent'çim. Gitmek istediğim yer bu mavi işaretlediğim yerdi bu arada. Şurada görüyorsunuz şu anda. Şimdi buraya geldiğinizde ilk konuş diyelim bakalım ne oluyor. Lütfen
Onları yorumlayabilirim. Falcı, ha falcı yazıyor değil mi haritada? Parmakların, yalvarırım parmaklarını uzat. Göster. Lütuf seninle olsun. Seçilmiş kişi biz miyiz? Altın döşeğine git lekelenmiş. Raya Lucaria'yı ışıltı huzur evini geç. Ve görkemli geçitte iki hilali birleştir. Ama köprü çöktü ve geçilemez. Ne var ki bunun hiçbir önemi yok. Ne yapacağız, uçacağız mı ablacığım? Saklıbora Kalesi dimdik duruyor. Konuş. Lütfen onları yorumlayabilirim. Parmakların yalvarırım parmaklarını uzat. Göster. Lütuf senin olsun. Aynı şeyleri söylüyor. Tamam. Bunun tek bir diyaloğu varmış. Buralarda loot veya farklı bir şey var mı diye bakıyorum. Burada birisi var. Ne var senin elinin üstünde? Göçebe Savaşçı'nın Tarif Kitabı 7. Evet, burası hakikaten yıkılmış abi. Torrent, gel bakayım abicim. Buralarda öyle kayda değer bir şeyler yok. Bir de ben yine kayıtta sanıp kendimi kaydetmediğim zaman bir kalenin içine girdim. Oraya nereden girdiğimi de şu anda bulamıyorum derken buldum. Evet bak, bu mancınık atıyor, süper. Tamam, mancınık gitmemiş. Aa, buradan sağa sol sağa sol zikzak zikzak gidiyorsunuz. Kaça kaça gidiyorsunuz. Gittik, burada torrent gitti. Tamam. Şimdi bu arkadaşları... Tek tek avlıyoruz. Hemen bir iksir içiyoruz arada. Gel gel, vur. Burada bak, sana göstereyim. Gösteremedik. Tekrar bir vurur musun ya? Bir daha göstereyim. Abi gösteremedim az önce. Lan çok vuruyorsunuz. Okçu musun nesin? Vur vur. Sonra okçu bey. Demirci taşı çıktı, çok iyi. Ya buralara kadar geldik, şu silahı artı basmadık var ya. Silahı artı basmayı gösterecektim ben size. Çok ilginç birisiniz, çok. Sonra burayı da açtım. Buradan sonrasına gitmedim abi. Bu arada buraya dinlenmeye geldiğimde bir abla geldi. Şu Mira mıydı neydi? Tekrar çağıralım o ablayı. Aynen bu şekilde geldi. Pekala, bir anlığına elini tutmama müsaade et. Evet, bizi yuvarlak masa sığınağına götürdü. Yuvarlak masa sığınağı, lütfun yönlendirdiği lekelenmişlerin toplandığı bir yerdir. Saldırmazlık anlaşması yüzünden alan içinde savaşmak yasaktır. Yuvarlak masa ikonu göründüğünde bu kural geçerlidir. Yuvarlak masa sığınağı bu dünyanın dışında yer alır. Sadece lütuf noktaları aracıyla ulaşılabilir. Haritadan hızlı seyahat kullanarak da erişilebilir demiş. Tamam, evet, ne yapıyoruz burada?
Yeni mi geldin? Evet, yeni geldim vallahi. Bir anlatırsanız. Yuvarlak Masa Sığınağı'na hoş geldin. Adım Korhin. Rahibim. İkiz parmakların bizlere bağışladığı kuvveti efsunlara öğretirim. Ayrıca altın düzenin sırlarını araştırırım. Yani bir gün Yuvarlak Masa Sığınağı'ndan bir lekelenmiş Elden Lord olursa ona danışman olabilirim. İnşallah. Düzenin eski biçime döndüğünde insanlar üzerindeki hükmün düzeldiğinden emin olmalıyım. Bu arada hala görüyor musun lütfun rehberliğini? Bu abi göremiyor da. Görüyorum. Harikulade bir haber. Bugünlerde çoğu lekelenmiş lütufa kör herhalde. Senin gibilere nadir rastlanır. Ne diyorsun? İkiz parmakların efsunundan birini öğrenmeye niyetin var mı? Efsun nedir? Öğren. Ateşe ver. Bir anlığına Elden alev kıvılcımı çıkartır. Şifa. Senin ve yakındaki müttefiklerinin sağlık puanını iyileştirir. Az miktarda sağlık puanı iyileştirir. Zehir hafifletir. Bu neymiş? İtiraz. Düşmanlarını iten bir şok dalgası yayar. Vazlatan şu en baştaki küçük bir iyileştirme haricindekileri bilemiyoruz. Bunu aldık. Altın düzen seninle parlasın. Teşekkür ediyorum. Bu aldıklarımızı nasıl öğreneceğiz? Daha fazla efsun öğrenmek istiyorsan seve seve zaman ayırabilirim. Da. Altın düzen seninle parlasın. Teşekkür ediyorum. Sen necisin abi? Vay, nadir rastlanan bir durum. Yeni bir lekelenmiş yuvarlak masaya en son ne zaman girdi hatırlamıyorum. Pekala, üstün olarak seni yürekten selamlıyorum. Tamam, üstün ol şu anda. Burası güvenlidir. Gardını düşürebilirsin. Ne demiş, ne demiş? Kayıp lütuf masasında dinlen. Yalnız galiba şu büyü ezberle diyor. Şu büyüler ve efsunlar. Şunu öğren abi. Biraz otur dedik ya. O masayı kırdık az önce. Hiç çaktırmayın abi. Biz kırmadıkmış gibi davranalım. Selam. Yeniyim de o masayı ben kırmadım. Şey sandalyeyi. Bana Diyalos demen kafi. Diyalos ne haber kardeş? Bu topraklarda kişinin hanedanı bir şeyler dediği. Bu arada seyahat ederken Lanya adlı genç bir kadınla karşılaştım. Hiç hizmetli mi olur ama rüzgar gibidir. Nereye sıçacağı belli olmaz. Gözlerini ondan yalnızca bir anın ayırdığında ortadan kaybolur. Onu bulursan bana da haber ver lütfen. Tamam, veririm. Merhaba. Evet, yeniyim. Önemi yok, hepsi aynı. Silahını uzat, işlemeye başlayalım. Silahı güçlendir. Bunu güçlendir. Demirci taşı. İki tane demirci taşıyla güçlendir. Bir daha güçlendir. Tamam, diğeri için 6 tane demirci taşı istiyor, bizde de yok şu an. Savaş külleri neymiş? Ha, bunları değiştirmek için. Yok, hayır. You've noticed the chains.
nothing special. I'm a prisoner and these are my chains. I'm trapped by the hold. I'm dying, smithing for you fools. That's all there is to it. Aa, dayı mahkum herhalde. Ayaklarından zincirlenmiş. Siz aptallar için silah işliyorum burada diyor. Mahkum musun? Bir anlam çıkartmaya çalışma. Sana karşı bir garezim yok. Mahkum olmam senin suçun değil. Ayrıca demirci olmaya itirazım yok. Farklılıklarıma rağmen silahlar daha güçleniyor. Yeterli zaman verildiğinde teknik asla başarısızlığa uğratmıyor. Üstelik unutmama yardımcı oluyor. Onun o saf kokusunu. Peki abi. Bu kapıyı açamıyoruz. Tamam, peki de biz nasıl geri döneceğiz? Şimdi şurada bir gizli kapı var. O kapıyı açıp girdiğimizde içeride bir şeyler olabilir. Ama biz şu anda açacağımız kapı bu değil. Ha, burada da bir kapı var. Bizim evimizde az önce bahsettiğim şey vardı ya, bir kılıç, hançer gibi bir şey. Gizli kapıları açıyor dedim o. Tamam, iyi güzel, hoş, her şey hoş da. Geri dönmek istiyorum. Aa, sen kimsin? Selamlar lütfun getirdiği yüce cengaver. Eyvallah. Adım Fia. Birkaç sebepten dolayı yuvarlak masa sığınağında kalmak durumundayım. Yüce şampiyon, sana çok kısa süreliğine dokunmam makul olur mu? Belki cap canlı dinçliğinden ve yiğitliğinden bir parça benimle paylaşırsın. Bir şampiyonun verdiği sıcaklığı da bana göstermiş olursun. Eminim ki Baldaken'in kutsaması seninle olacak. Ayıp mı görüyorsun yoksa? Benim geldiğim yerde bu kutsal bir etkileşimdir. Bana fark etmez ya. Sarılmasına izin ver. Müteşekkirim yüce şampiyonum. Sen sıcacıksın. Nereye gidiyor bu muhabbetin sonu? Baldaken'in kutsanması. Tamam. İçinde yendiğini hissettiğin aslında Baldaken'in kutsaması. Yandığını hissettiğin diyor, pardon. Ne yazık ki kısa içinde kaybolup giden bir his bu. Yine ihtiyaç duyarsan yanıma gel. İstediğin kadar seni kollarım. İstediğin kadar seni kollarımın arasında sarmalarım diyor. Tamam, artık çekilebilir miyiz? Ne yaptı? Kısa süreli bir buff mı verdi abla bize? Evet, ben köyüme geri dönmek istiyorum ya. Abi beni buraya aldınız getirdiniz ama. Bu kapı blok edilmiş. Ne yaptınız lan, beni kaçırdınız mı? Sen necisin abi? Öyle durma emojisi verdi. Olmuyor. Ya direkt haritadan oraya ışınlanamıyor muyum ya ben? Şuradaydık değil mi? Muhafız tüneli. Evet ya, oh be. Evet, şimdi buradaki boss fight çok önemli.
İkinci boss fight'ımız ama bu ilkinden çok daha zor efendim. Bakalım. Lan hayır hayır kaç kaç kaç. Çok iyi. Oh be. Oh Elden Ring. Vurma yalnız ya. Yapma böyle, yapma böyle. Hayır, hayır. Lan dur, 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 dur. Ah be, çok iyi gelmiştik halbuki. Çok da iyi gelmiştik halbuki. Neyse yapacağız, yapacağız abi. Şuradan mutlaka bu yardımcıyı alın. Yardımcı yardımcıdır. Uf ya, nasıl bir vurmak öyle Allah aşkına? Abi çok vuruyorsun abim be. Hala da vurmaya devam ediyorsun bu arada. Koşun. Koşun babacım. Sülalecek saldırıyoruz. Bu sefer oluyor bu iş. Bu sefer oluyor bu iş. Lan seni. Sen çok yaramaz bir adamsın sen. Sen çok yaramaz bir adamsın sen. Kolay oldu, çok zor olmadı. Otelde 5 kere falan denedim herhalde. Size ya ikisini ya üçünü göstereceğim. Tılsım kesesi. Korkudan tir tir titre, geceden kaçın. Mahvolmuş Nuhu Set'in kullarının gözünün yaşına bile bakmayacak. Ya bu şeyler bizi korkutamaz. Tehditler. Ve burayı da açtık. Çok iyi. Bir dinlen bakalım ya. Şu potları falan bir dolduralım. Seviye atlayabiliyor muyuz? Oo, 9000 rünümüz var. Bir can verelim. Bir kuvvet verelim. Hadi canı da 20 yapalım. Yapamıyor muyuz? Yapamıyoruz.
Güzel. Saklı Bora Kalesi. Saklı Bora Kalesi dimdik ayakta diyordu o kadın. Falcı. Büyük Oska bize bu kaleden bahsediyor. Kaleden geçerek karşıya varacağız inşallah. Ölmezsek. Aa, bir tane daha şey var. Dinlenme yeri var. Aç burayı da. Şurada da kapı açmışım. Buraya gelsene bir, geldik. Sen lekelenmişsin değil mi? Kaleye ana kapıdan girme derim. Niye? Kartlaşmış eller tarafından sıkıca gözetleniyor orası. Buradaki girişi dene. Muhafızlar burayı bilmez. Kaleye kimseye görünmeden sızabilirsin. Ana kapıyı kullanacağım dersin olacak. Ben güvenemedim bu abiye çünkü. Açtır abi kapıyı, açtır. Hadi sinyal mi gönderiyorsun, ıslık mı çalıyorsun? Burada lootlar var, ben bunları alacağım. Altın rüyü. Oh. Ne o ateş eden şey? Bir saniye, anladım ben sizin derdinizi. Sizin olayınız... Ne oldu ya? Abi torrent nerede? Burada. Ha, burada torrent'ı çağıramıyoruz değil mi? Bir saniye ya. Bir iksir iç. Hoppa. Son anda. Şu yukarıda. Ah be, iki kere, üç kere ne biçim vuruyorsun sen öyle, kaç kere? Var ya, buradan çıkışımız zor olacak gençler. Daha tutacaksın mı o mancı şeyi, balistayı? Kır o balistayı, kırabiliyorsan kır. Yok mu öyle bir kırma? Ah, kırılıyormuş ha. Tamam, vazgeçmiştim ha. Demirci taşı. Çok güzel. Çok güzel. İki tane balistacı da burada. Oo, demirci taşı yine. Yine üstümüzde bir yerde bir tane balista var. Yukarıdaki balistaları nasıl yok edeceğiz bilmiyorum. Aa, balista burada.
Şimdi tepemizde bir tane balista var. Sen bayağı kuvvetli bir abiye benziyorsun. Çoklar ya. Hiç heyecana gerek yok. O hasarı yemememiz lazımdı. Hemen bir dinle. Gel. Hadi sen de gel. Şu balistalardan korkuyorum. O yüzden çok ilerlemiyorum. Şimdi koşa 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 gidiyorum. Şuraya saklandım. Şöyle koşuyorum. Abi siz nasıl değişik değişik killer atıyorsunuz ya? Şuradan balista atacak şimdi var ya. Hop 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 hop, hayır hayır hayır. Bir yerden bir balista atacak ama. Atma diyor. Aa, kundaklı yay. Şimdi şu karşıda şu abiyi bir harcamamız lazım. Bir demirci taşı daha bulduk.
Son bir potumuz kaldı. Şimdi buradan gidiliyor. Bir de arkada bir yer vardı. Ya ben çok... Ah, son potu yanlışlıkla tuşa basıp bastım. Şu arkadaki yeri... Bu merakımız yüzünden sanki bir sıkıntı yaşayacakmışız gibi hissediyor ama. Evet, yaşayacağız. Merakımız, niye merakımız var bizim? Neden merak ediyoruz bazı şeyleri? Ha, potum olsa vallahi seni denerdim de potum yok abi. Canım abi, potum yok, potum. Vallahi yok bak. Şurada dinlenme yeri olsun, dinleneyim geleyim. Uf. Ya konuşurken hasar yedim. Aman neler var. Ya aman. Şimdi şu anki gücümüzle bu taraftan gidemediğimizi anladık. Şuradaki dayının sözünü dinleyelim. Dayıcım. Kapılar açıldı, keyfine göre. Olan sana olacak sonuçta. Tamam, biz bu taraftan gitmeyi deneyelim. Bir kere de böyle zombi gibi ölmüş abi sözü dinleyelim. Şuna tıklamadan hiçbir yere gitmem. Tıklayamıyormuşum. Lan sen zaten bir şey değil misin be? O kadar korktuk ki biz az önce aşağılarda. Lütfa dokunalım. Şuradan gideceğiz galiba. Şu az önceki dokunduğumuz yer değil mi? Evet. Burada hiçbir şey yok. Şuradan aşağıya insek. Demirci taşı. Bizim kesinlikle şey yapmamız lazım ya. Silahı 3'e atmamız lazım. Her şey iyi güzel hoş ama yani bu geldiğimiz yer bizi kalenin karşısına geçirecek mi? Ha, şuradan ilerleyebiliyoruz. Tamam, buradan ilerleyelim. Şurada bir dinlenelim. Seviye atlamak için 3600 tane rün lazım. Bir seviyeyi orada bıraktık biz olarak. Olsun. Bozulmuş deri kalkan. Şu abiyi bir yok edelim de. Lan neden? Borazan çaldın şimdi. Herkes gelecek buraya.
Şu kalkana bakabilir miyiz ya? Bizim kalkanımız daha iyi. Bunun ekipman yükü biraz daha hafif. Ne yok şu anda şey değil. Bizim için uygun değil. Burada da bir şey var. Altın rün. Merhaba. Şimdi aşağıda bir şeyler var, yukarıda bir şeyler var. Hadi bakalım. Burada ne varmış? Pancalı pençeler. Şimdi. Oo, bakalım yukarıda ne var? Ebenizin kisi varmış. Ana bu bunların adamı. Ulan orada askerlerin pususu var, burada bu adamın pususu var ha. Ya. Peki. Şu potu bir iç. Ekipman desek şuradan ok seçebiliyoruz mu? Seçiyoruz. Ne oldu? Şey mi yok? Bu ne? Mancınık oku. Ha mesela şey, şu yok. Oku nasıl attığımızı çözsem. Güzel. Köylünün kafa bandı. Tamam. Orada yukarıdan bir şey görüyordum parlayan. Ha şurada aşağıda. Bir dakika onu almam lazım ya. Altın rünmüş. Ne oluyor? Yine atan bir şeyler var bize de bakalım. Göremedik. Bir dakika şunları kırmak istiyorum. Tamam yokmuş bir şey. Ha o bize şeyleri atan bu. Daha... Arkadaş ya. Aa geldi kendi ayaklarıyla geldi. Sen bize niye atıyorsun abicim yukarıdan doğru ateş mateş? Şimdi bir şey atlamayalım, bir şey unutmayalım. Ben hala şu kırdığımız şeylerin içinden bir şey belki çıkabilir diye düşünüyorum. Hiç çıkmadı daha ama.
Çıksaydı birkaç tane yemlerdi gibi geliyor. Hadi bakalım, yine sinematik girdi. Sinematik girince boss geliyor genelde ama. Boss gibi bir şey bence. Şunu açsana ya. Vallahi bir şey aldım en azından. Ne aldık onu bir görebilir miyiz? Bunlar buraya takılıyormuş. Ya desene abicim, takalım buralara. Videonun sonuna çok ufak bir not bırakmak istedim. İlk başa döndüm. Burada biraz askerlerden kestim. 700-800 rün topladım. Ve şuradan şöyle göstereyim. Buradaki upgrade yerinde kılıcı artı 3'e bastım. Bakalım bir sonraki bölümde de mutlaka ve mutlaka gideceğiz. O kalenin içinden geçeceğiz efendim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşça kalın.